Hocam merhabalar. Kadın vücudunda tek görevi haz almak olan bir organ var. Birçok kadının da tanımadığı bir organ. Klitoris. Klitoris konuşalım mı? Tabii ki konuşalım. Klitoris gerçekten vücudumuzda zevk için var olan tek organdır. Mesela erkeğin penisi aynı zamanda işemeye de yarar. Ama klitoris sadece zevk için var olan bir organdır. Bu nedenle kadını da erkeğe göre cinsellikte çok daha üst bir seviyeye taşır. Yani klitorisin varlığı bir kadının bir cinsel birliktelikte birden fazla orgazm olmasını sağlar. Erkeğe göre çok daha fazla zevk almasını da sağlar. Ve daha güçlü erkeğe göre orgazmlar yaşamasını da sağlar. İlginç olanı da şudur. Penisle klitoris karşılaştırıldığında penisin büyük olduğunu ama sinirsel anlamda daha az sinire sahip olduğunu, klitorisin penise göre daha küçük olduğunu ama sinirsel anlamda çok daha fazla sinir içerdiğini görüyoruz. Yani boyu küçük ama işlevi penise göre çok daha büyük. Daha büyük. Vajinal zevk de aslında yine klitorisle bağlantılı herhalde, değil mi? Vajinal zevk diye bir şey yok aslında. Vajinanın etrafında klitoris var. Şimdi insanlar klitorisle klitorisin başını birbirine karıştırıyor. O yüzden bu videoda bizi dinleyen herkese özellikle belirtelim. Klitoris dediğimiz zaman çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ve içi kanla dolduğunda penisin sertleşmiş halinden daha büyük bir organdan bahsediyoruz. Ve vajina deliğinin etrafını klitorisin çepeçevre sardığını söylüyoruz. O nedenle vajinal zevk, vajinal orgazm diye bir şey yok. Klitoral orgazm diye bir şey vardır. Ve klitorisin bir de başı vardır. Dışarıdan görünen, kadının mastürbasyon yaparken dokunduğu bölge klitorisin başıdır. Ama klitoris başından ibaret bir organ değildir. O nedenle bu videoda bizi dinleyen herkesin klitorise dair biraz araştırma yapmasını, vajina deliğinin etrafında klitorisin bulbus dediğimiz soğanlarının, kurus dediğimiz bacaklarının olduğunu ve buranın aslında vajinayı çok daha zevkli bir organ hale getirdiğini unutmamamız lazım. O nedenle klitoral orgazm ya da vajinal orgazm ayrımı yapmak bilimsel olarak yanlıştır. Ama kadının odaklanması klitorisin başınaysa halk ona klitoral orgazm diyor. Ama kadın vajina deliğine odaklı bir orgazm yaşıyor. Sonra da vajinal orgazm diyor. Ama ister vajinal orgazm deyin, ister klitoral orgazm deyin, hepsi klitorisle gerçekleşiyor. Ve burada bütün hikaye odaklanma kısmı. İkinci söylediğim konu da klitorisin başı ile klitorisi birbirine karıştırmamak. Çok daha büyük bir organdan bahsediyoruz aslında. Peki bu organı tanıyabilmesi için, keşfedebilmesi için yani neler yapması gerekiyor bir kadının? Öncelikle gerçekten herkesin elinde bir telefon var. Bilgisayarda var, tablette var. Google'a klitoris diye yazın. Sonra resimler kısmına geçin. Orada bir yığın resim çıkacaktır. Bakın organınızı tanıyın diyoruz. İki, klitorisin baş kısmı aslında en çok yoğun sinir hücresinin olduğu bölgedir. Ve bir kadın kendine dokunarak, mastürbasyon yaparak aslında kendi zevk yolunu bulur. Ve kadın mastürbasyonu aslında klitorisin başına dokunarak başlar. O nedenle klitorisin başıyla başlayan mastürbasyon daha sonra eğer bekaret problemi yoksa kadının vajinasına parmakla ya da vibratör gibi başka bir cisim sokarak vajina deliğine odaklanarak da bir mastürbasyonu başlatabilir. Bu çok daha derin bir orgazm da ona yaşatabilir. O nedenle önce bilgilenmek gerekiyor, tanımak gerekiyor, sonra keşfetmek gerekiyor. Erkeğin de herhalde keşfetmesi gereken bir organ. Peki erkeğin kaliteli bir cinsellikte kadının özellikle orgazmı keşfetmesi ya da zevk alması noktasında yapabileceği şeyler nelerdir? Tabii ki şimdi demin söylediğimiz şey de kadın kendini keşfetmiş de adamın bundan haberi var mı? Erkeğin de klitorisi bilmesi lazım. O yüzden bizi dinleyen kadınlar değil, erkekler de Google'a yazıp klitorisi tanımaları lazım. Yani bir erkek penisini vajine yerleştirdiğinde aslında klitorisi nasıl uyardığını bilirse, klitorisin başının ne kadar önemli bir bölge olduğunu bilirse, kadın orgazmında da kadına yardımcı olabilir. Mesela pozisyon müsaitse, kadının cinsel ilişki sırasında klitorisine dokunmasına cinsel ilişkide mastürbasyon diyoruz ki bu kadın orgazmı için gerekli. Pozisyon müsaitse, erkek penis vajina birlikteliği sırasında kadının klitorisinin başına dokunursa buna partnervasyon diyoruz. Bu da kadın orgazmı için gerekli. Demek ki erkeğin de kadının da bilgilendiği ve birbirlerini keşfettiği bir sürecin sonunda orgazm çok daha güçlü olacaktır. Ve klitorisin başını mutlaka penis vajina birlikteliğinin zevkiyle birleştirmek gerekir.
Ve orgazm aslında klitorisle doğrudan bağlantılı. Kadın orgazmı için değil mi? Kadının orgazm olabilmesi için kesinlikle klitorisin uyarılması ve klitorisi tanıyor olması gerekiyor. Burada orgazmı özellikle siz hep hani orgazm taklidi yapmaktan da bahsedersiniz. Klitorisi uyarırken de yani yapay ya da ilaveten başka taktiksel anlamda neler yapabilir bir kadın? Şöyle söyleyeyim, kadın mastürbasyonu olarak anlatırsam bunu da belli bir hiyerarşi içinde yapmamız lazım. Bir kere kadının öncelikle cinselliği hayal etmesi partneriyle, sonra vücuduna yavaş yavaş bebe yağı sürerek bütün vücudunu okşaması, vajinası ıslandığında, klitorisinin başı sertleştiğinde mastürbasyona başlaması lazım. Birincisi bu. İki, klitorisin kendine ait bir sıvısı yoktur. O nedenle vajinanın sıvısını ya da herhangi bir vajinal kayganlaştırıcı kremin mutlaka klitorisin başına sürülmesi gerekir. Bu da klitoristen alınan zevki arttırır. O nedenle burada esas olan konu doğru zamanda klitorisin başına ıslak bir şekilde dokunmaktır. Bunu bir erkek yapacaksa erkeğin bir kere o kadınla seksi konuşması, vücudunu öpmesi, okşaması ve vajinayı gözlemlemesi lazım. Vajinadan dışarıya sıvı çıkış olduğunda klitorisin başına dikkat etmesi lazım. Orada bir sertleşme olduğunda dokunmaya başlamalı. Ve mutlaka yine demin söylediğim gibi herhangi bir kayganlaştırıcı ya da vajinanın kendi sıvısıyla klitorisin başına dokunulmalıdır. Bu olmazsa olmaz iki kriter. Mesela pek çok kadın direkt klitorisine dokunduğunda problem yaşıyor. Huylanma, ağrı, acı ya da rahatsızlık ya da tahriş gibi duygular yaşıyor ve diyor ki bu benim için uygun değil diyor. Hayır, yanlış zamanda dokundunuz, yanlış şekilde dokundunuz. Doğru zamanda ve ıslak dokunmak. Bizim sloganımız bu. Doğru zamanda dokunun, ıslak dokunun. Orada da yine cinsel siklusa dikkat edip uyarılmadan sonra olmalı değil mi hocam? Yani belli bir ıslaklık sonrasında. Yani cinsellik önce istekle, sonra uyarılmayla devam eder. Ve bazen uyarılma olur, istek sonradan gelir. Ama her halükarda uyarılma tamamlanmadan klitorise dokunulmaması lazım. Klitorisin başına dokunulmaması lazım. Çünkü uyarılma bizim ruhen ve bedenen hazır olduğumuz anlamına geliyor. Demin de konuşmamızın başında söylediğim gibi klitoris küçük bir organ. Ama uyarılma tamamlandığında yani klitorisin bulbusları, kurusları tamamıyla şişip içi kanla dolduğunda penis kadar büyük bir organa dönüşüyor. Ve kadınlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Klitorisleri geç büyür ama geç de soğur. Erkekler için hızlı büyür, hızlı soğur. Mesela erkeğin penisi şey gibidir, ampul gibidir. Hemen yanar ve söner. Ama kadının klitorisi kalorifer peteği gibidir. Yavaş ısınır, geç soğur. O nedenle kadın bir cinsel birliktelikte birden fazla orgazmı bu yüzden yaşar. Ama erkek orgazm olduğunda ampul söner ve yeniden yanması için de en az bir saat beklemek gerekir. Ama kadın orgazm olduğunda klitoris hala sıcaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü bir orgazm aynı cinsel ilişkide mümkündür. Erkek mesela ampulü söndükten sonra en az bir saat bekler. Ama kadın cinselliği tamamladı. 5 dakika sonra canı yeniden çektiğinde klitoris hala hazırdır. O nedenle geç ısınan ama geç soğuyan bu organı her kadının keşfetmesi, her erkeğin de bu keşfin bir parçası olması cinselliğin kalitesini de arttırır. Aslında o zaman klitoris için kadına verilmiş cinsel anlamda bir armağan, çok ciddi bir hediye diyebiliriz. Ve kadınların cinsellikten aldığı keyif, haz da aslında erkeklerle kıyaslanamayacak bir boyutta. Özellikle tekrar tekrar orgazm olabilmek gibi bir armağandan bahsediyorsunuz. Bu da klitorisle mümkün. Tabii ki. Mesela kadınlar adet görüyorlar her ay. Bu onlar için aslında çok büyük bir sıkıntı kaynağı. Ama klitoris bu sıkıntının aslında çekilmesini anlamlı kılacak kadar muhteşem bir organ. Bir şey daha söyleyeyim. Vücudumuzdaki bütün organlar yaşlanıyor. Mesela kadının göğüsleri yaşlandıkça sarkıyor. Hassasiyetleri azalıyor. Vücudumuz pörsüyor. Ama klitoris ilk günkü gibi genç ve taze kalıyor. O yüzden kadında yaşlanmayan tek organ klitoris. Her zaman göreve hazır tek organ klitoris. Bu çok motive edici bir video oldu o zaman pek çok kadın için aslında. Dinlerken gerçekten motive olmuşlardır diye düşünüyorum. Klitorisin kıymetini bilmek, onu keşfetmek gerekiyor o halde. Evet ve kadınlıklarıyla gurur duyduklarının nişanıdır klitoris. Evet ve son olarak G noktası ile ilgili pek çok
efsane var. G noktası ile alakalı ve klitorisle bağlantılı son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, G noktası bir efsanedir. Olduğu iddia edilen ama hiçbir bilimsel kaynakta varlığı ispat edilemeyen bir noktadır. O nedenle G noktası bir UFO gibidir. Herkes var olduğunu düşünür ama kimse görmez. O nedenle biz ciset olarak Akın Sivasdoğlu hocamızla birlikte bir çalışma başlattık. Ve klitorisin önemini vurguladık. Ve G noktasının olduğu iddia edilen bölgelerden çeşitli araştırmalar yaptık. Kadavralar üzerinden yapılan bu çalışmalarda G noktasının olmadığını ispatladık. Ama yeni bir kavram ortaya attık. Vulvar erojen ağ. Vulvar erojen ağ dediğimiz yapı eskiden G noktası diye algılanan bölgenin klitorisin denetiminde ve kontrolünde çok daha genişletilmiş bir versiyonudur. O yüzden biz ciset olarak G noktası yoktur, vulvar erojen ağ vardır diyoruz. Ve bu videoda da zaten klitoristen pek çok yönüyle, övgüyle bahsettik. Klitorisi tanıması gerektiğini anlattık bir kadının ve klitorisin kadın bedeninde sadece zevk için var olan bir organ olduğunu anlattık. Ve ideal bir cinsellik için erkeğin de kadının da klitorisi gerçekten de sevmesi gerektiğini konuştuk. Teşekkür ederiz hocam. Bir başka videoda görüşmek üzere.